Merhaba arkadaşlar, Berat'tan Bakkal. Bir Boom Beach videosunda sizlerle tekrardan beraberiz. Şu an çekeceğimiz video, bugünkü etkinliğimiz olan Savaş Fabrikası'na yönelik bir video olacak. Savaş Fabrikamız geldi. Albay Gerard'ımız burada. Birazdan buna yönelik bir saldırı yapacağız. Ama öncesinde her zamanki gibi şöyle tim hakkında bilgi vereyim. Arkadaşlar 5 kişilik yerimiz var. Buyurun gelin. Karargahınız en az 20 olsun. Yeşil ve mavi heykel olmasın. Artı karargah seviyeniz, gemilerinizin seviyesi, cephanenizin seviyesi aynı olsun. Yani birbirine benzer olsun. Zoka kullanmayı bilin. Zoka saldırılarında iyi bir kullanıcı olun. Artı hack yapmayı da bilin. Yani buna benzer özelliklere sahipseniz buyurun gelin arkadaşlar. Tabii aynı zamanda girdi gereklerimiz 500. Bunun altına maalesef inmiyoruz. Şimdi Albay Gerhard, şöyle bir gözcülük yapalım. Bir, iki, üç gemi piyade, bir gemi sıhhiyeci, bir, iki, üç, dört gemi zok hazırladık arkadaşlar. Ve kahraman olarak da Kavan'ın taze kan özelliğini kullanacağız. Şimdi burada yani en az iki saldırıda çok rahat bir şekilde bitecek bir ada gelmiş. Soldan da saldırabilirsiniz. Aynı asker grubuyla sağdan da saldırabilirsiniz. Ama öncelikli olarak şu yukarıdaki rokete dikkat etmek gerekiyor. Ben sağdan saldırmayı tercih edeceğim. Çünkü buradaki şok atarlarla uğraşmak istemiyorum. Artı çok fazla cehennem topu var. Çünkü cehennem topları alan hasarı veriyor. Aynı anda birden fazla askeri alıp götürüyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Nasıl olsa 5 saldırı hakkınız var. Yine aynı asker grubuyla bitiremezseniz bile yarıda bırakırsanız şu sağ tarafı, ama fırsat buldukça da şu roket atara yaylım atarsınız, top atarsınız, indirirsiniz. Çünkü şu buradaki roket atar bir şekilde bizi rahatsız edecek. Zaten şuradaki kıskaçlar rahatsız edeceği gibi bir de roket atar rahatsız eder gereksiz yere. O yüzden fırsat buldukça da şu yukarıdaki rokete yaylım ve top atın. Böylelikle en azından 2 veya da 3 saldırıda çok rahat bir şekilde karargahı patlatırsınız. Yani düşük seviyeli arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi sağdan çıkış yapacağız. Şöyle bir bakalım. Evet, kenarı görmez. Kenarı gören sadece kıskacımız var. Buradan bize zarar verecek, alan hasar verecek tek havanlar var. Bir de roket var. Roketi yaylımla alırız. Havanlar bol bol şoklarız. Evet. Bir aksilik olmazsa en fazla iki, bilemedin tek saldırıda buraya ne yaparız alırız diye düşünüyorum. Şimdi şuraya bir böcek atayım. Şöyle bir yaylım. Şu köşeden çıkartalım askerlerimizi. Alev silahlarına dikkat. Askerlerimizi bir anda alıp götürmesin. Tamam. Havanlar çok. Eyvah eyvah, çok fazla hasar aldık. Evet, tek seferde alamadık maalesef.
tavan örmüş. Evet, ben roketle ilgilenirken hiç kavanı fark etmedim. Evet, alalım alabildiğimiz kadar. Zaten bir şey kalmadı geriye. Gayet güzel. Yani ilk saldırıda bitti sayılır. Hemen ikinci saldırımızı yapalım ve burayı patlatalım. Yani sizler de çok rahat bir şekilde en azından iki saldırıda burayı alabilirsiniz. İki olmadı, üç olur arkadaşlar. Çok rahat çünkü herhangi bir sıkıntı yok. Yukarıdaki roketi yayılımla alın. Havanlara dikkat edin. Bir de şu sağdaki girişteki alev silahlarına dikkat edin yeter. Evet, birinci saldırıda kavanı maalesef kullanamadık. Eğer kavanı kullanma şansımız olsaydı belki de ilk saldırıda da alabilirdik. Zaten bitti burası. Sıkıntı yok. Gönder böcekleri. Kızlarımızın eline koluna sağlık diyoruz. Savaş fabrikası etkinliği de bu kadar arkadaşlar. Gayet kolay. Yani bu hafta kolay gelmiş. Çok fazla zorlamaz sizi. Jetonlar birikiyor. Gerçi tam dolmadı mı hala? Bir bakalım. O. 23. seviye gelmişiz zaten. 1250 idi. Toplamışız 1250. Şimdi ikinci aşama. Birinci aşamayı bitirmişiz. İkinci aşama için jeton toplamaya devam ediyoruz. Yani tanklarımız gerçekten harika. Tanklarla harita tertemiz oluyor. Bol bol ganimet topluyorsunuz. Evet arkadaşlar. Etkinliğimiz bu kadar. Videomuz bu kadar. Şöyle tekrardan team'i göstereyim. Buyurun gelin arkadaşlar. Bir sonraki etkinlik ve videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşça kalın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.